Trevin Ajans'ın gündem özel videolarından birinden daha herkese merhaba. Veli ile birlikte Beşiktaş'ın taze teknik direktörü Fernando Santos'u konuşacağız. Neler yapar? Beşiktaş'a katkısı ne olur? Oyun anlayışı nedir? Kariyeri ne durumda? Bunları konuşacağız. Hoş geldin Veli, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Beşiktaş sürpriz gelişmeyle basına hiç düşmeden Fernando Santos'u patronluğa getirdi. A takımını, futbol erkek A takımını Fernando Santos'a emanet etti. Ne düşünüyorsun? Öncelikle beklenmedik bir gelişmeydi. Kısaca alayım. Evet, hiç ortada yokken çat diye birden böyle direkt kulübün paylaşması. Yani takdire şayandı açıkçası. Çünkü dediğim gibi yani ben hiçbir muhabirde falan görmedim. Zaten muhabirler de ne kadar şaşkın olduklarını belirttiler. Yani Hasan Arat seçim öncesi ne dediyse şey özelinde yani bilgi Umyan sızmayacak. Yani sızmayacak. Gerçekten iyi evet, başardı yani. bilgi sızmayacak, bizden tüy alamayacaksınız konusunda ne kadar ciddi olduğunu göstermiş oldu. Yani bundan önce Onana'nın Marsilya'ya kiralığı da aynı şekilde gece yarısı birden çat diye haberler Beyli'de. çıktı. Aynen öyle. Yani Fernando Santos hiç ortada yokken çat diye kulübün resmi açıklamasıyla beraber yani yeni teknik direktör olarak açıklandı. Vallahi büyük iş, tebrik etmek gerekiyor. Çünkü Samet Aybaba'nın Romanya'da olduğuna dair haberler çıkmıştı. İşte Lucescu ile anlaşma zemini aranıyor. İşte neredeyse Barbaros'a anlaşılacak. derken. Aynen. Yani birden böyle bir açıklama gerçekten takdire şayan. Bu kadar gizli yürütülen bir süreç. Hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim? İşin ilginç tarafı Santos'un çalıştırdığı son 4 kulübünde Sembolik Kartal, AEK, FAOK, Benfica ve Aynen. şimdi de Beşiktaş. Başarılar dileyelim. Dilersen Santos'un bir öncelikle kısaca bir kariyerinden istersen bahset bize. O uzun yıllardır kulüp takımı çalıştırmıyor. Portekiz milli takımıyla uzun yıllardır devam eden istikrarlı birlikteliği vardı ama son Dünya Kupası ile birlikte son buldu ve kendisini Polonya milli takımına bıraktı. Bize kısaca kariyerinden bahseder misin? Evet, yani Portekiz'in 3 büyük kulübünde çalıştırdı hoca. Yani Porto, Sporting Lisbon, Benfica. Şampiyonluğu da var. Portekiz Kupası almıştı var. Ardından Yunanistan'a geçiyor ve Yunanistan'da da bildiğim kadarıyla 2000-2010 yıllar arasında en büyük hoca seçiliyor. Yani 2000-2010 yılı arasındaki o 10 yıllık sürecin hocası seçiliyor. PAOK'tan sonra da zaten Yunanistan milli takımı ki oradan da Euro'ya götürmüştü var milli takımı. Oradan da Portekiz milli takımı ve Portekiz'e yani tarihindeki en önemli kupaları kazandırıyor diyebiliriz herhalde. Kulüp açısından bakmak gerekirse çok eskide kaldığı için yani şu saatten sonra eski çalıştırdığı kulüpler hakkında çok bir açıklama yapamayacağım. Çünkü özellikle Portekiz zamanında yani o zamandan bu zamana oyun çok değişti. Yani o zamanlar için atıyorum 2006-2007 zamanlar için Mourinho dünyanın en büyük hocasıydı. Ama şu Tiki an Taka'nın mesela yeni dünyaya geldiği dönemler. aynen yavaş yavaş işte Mourinho tarzı hocaların zirve yaptığı ama dediğim gibi Tiki Taka ile birlikte yavaş yavaş alttan beliren bir Filiz'le birlikte bir 7-8 yıllık kümülatif üstüne koymayla beraber bu hocaların devri biraz daha yavaş yavaş geçmeye başladı. Yani Mourinho tipi hocalardan bahsediyorum. Santos için konuşmuyorum. O yüzden demek istediğim yani Portekiz'deki kariyerine odaklanmak çok doğru olmayacaktır şu saatten sonra. PAOK dönemi de AEK PAOK dönemi de biraz daha eskide kaldığı için yani en son PAOK'u 2000 işte ondan sonra yani PAOK kulüp takımı olarak 2010'da bırakıyor. Dediğim gibi daha çok daha geride kaldığı için işte Asıl fikri Guardiola'nın Portekiz milli takımı verecek sanki. aynen yani sen de dediğin gibi 2011'de zirvesini bulan Tiki Taka Guardiola ile birlikte işte yeni bir trend, yeni bir akım oluştu futbolda
Hoca da o dönemde işte artık milli takımlara geçmişti. Milli takımda çalışmasının şöyle bir avantajı var. Yani milli takım hocaları pragmatist olmak zorundadır her zaman. Tabii ki her zaman bir taktiksel anlayışı, belirli bir futbol anlayışları, bir kafalarında bir düşünce vardır. Ama hem oyuncu performansları hem de oyuncular sürekli olarak değiştiği için daha ziyade pragmatist davranmak zorundadırlar. Santos da bu konuda zaten ne kadar iyi olduğunu Portekiz'de iki kupa kazanmasıyla birlikte gösterdi bize. Kesinlikle sana katılıyorum. Ki Portekiz'in önemli oyuncuları da sosyal medyadan tebrik mesajları vermeye başladı. Aynen. Fernando Santos için. Peki bize biraz oyun anlayışından bahseder misin? Biraz tutuk, daha muhafazakar bir oyun anlayışı olduğu da görüyorduk. Özellikle son Dünya Kupası'ndaki eleştirilere at safhaya çıktı. Ama bir yandan da Ronaldo gibi yıldız isimleri gerektiği zaman kesebilmesiyle de önemli bir iş yapabiliyor. Nasıl değerlendirirsin oyun anlayışını? Ya şöyle aslında hoca şey değil. Çok tutucu, çok böyle nakıs bir oyunun şeyi değil. Böyle bir oyun oynatmaya yönelik bir hoca değil. Aslında biraz daha ofansif takımları yani daha doğrusu takımlarını daha ofansif oynatmak istiyor ama dediğim gibi milli takımlarda pragmatist olmak gerekiyor. Mesela bunun en çok eleştiri çeken ismi yani Deschamps'la Southgate. Her ikisi de dünyanın şu an için en iyi iki milli takımı diyebiliriz. Hem Fransa hem İngiltere'ye. İkisi de defansif futbol oynatıyor. İkisi de nasıl Santos aynı eleştirileri alıyorsa bu iki isim daha da fazla bu konuda eleştiri alıyor. Ama biri dünya şampiyonu, üstüne bir daha finalist. Diğeri de yani İngiltere'yi seneler sonra Dünya Kupası'nda adını bayağı yukarıları çıkarmış. İşte Hırvatistan'la yarı final oynatmış. Bir önceki son Dünya Kupası'nda da yani tekrar İtalya'ya elenmesiyle İtalya'ydı değil mi? İtalya'ya elenmişti. Evet. Aynen. Yani demek istediğim bu her iki hoca da dünyanın en güçlü milli takımları olarak gösterilen Fransa ve İngiltere böyle top oynatırken Santos'un da bundan çok farklı bir şey yapması zaten beklenemezdi. Mesela bunu en ters yönde uygulayan teknik direktör Luis Enrique o çok daha total, çok daha dik tiki-taka tarzı futbol oynatıyor. Ama mesela o takım da çok nakıs bir takımdı. O da çok üretken çok bir üretkenliğe sahip olmayan bir takımdı. Zaten Hakikaten orada o da neydi başarı be abi, gelmeyince hoca da neyse. görevinden ayrılmıştı. Yani demek istediğim Santos bu konuda pragmatist davranıyor. Ama milli takım özelinde bu çok doğal bir şey. Burada önemli olan sonuca gidebilmesi. Peki Beşiktaş'a katkısı ne oldu? Şimdi pragmatist dedik. Beşiktaş'ın asıl hedefi bu sezon Türkiye Kupası. Bu yönden bir avantaj olacak gibi duruyor mu? Kadro yapısını düşündüğünde transferler veya mevcut kadrodaki oyuncular göz önüne alındığında nasıl bir uyum olur? Beşiktaş nasıl bir taktik düzenli oyun anlayışıyla sahaya çıkar ligin ikinci yarısında ve bu buçuk sene Beşiktaş'ta neler görürüz? Yani burada en dikkat çekici özellik biraz takım otorite getirecek olması bence. Bu otoriteyle birlikte oyunculardaki değişim de başlayacaktır. Zaten hep konuşuyoruz Beşiktaş'ta çok büyük bir yanlış bir kadro planlaması olduğu için yavaş yavaş da bu oyuncular elden çıkacaktır. Yerine gelen yeni oyuncularla birlikte, hocanın da onayıyla birlikte daha farklı bir yapıya bürünecektir. Özellikle bu ara transfer dönemi ve 2024-25 sezonun başlangıcındaki yaz transfer dönemi burada etkili olacaktır. Hoca ismi olan, saygı duyulan bir hoca. Bence bu konuda da çok getirisi olacaktır Beşiktaş'a. Özellikle oyuncuların gelmesini istemesi ve Beşiktaş'a gelmek istemesi ve mevcut oyuncuların da performansını yükseltme yönünde tutum sergilemeleri bu konuda çok
önemli rolü oynayacak diye düşünüyorum. Kadro biraz düzeldikten sonra da kendi fikirlerini daha rahat sergileyebileceği, uygulayabileceği bir ortam oluşacaktır. Şu saatten sonra dediğim gibi yani Türkiye Kupası'nı bir amaç olarak belirlemek çok mantıklı duruyor. Zaten hoca da turnuvaların ne kadar iyi oynaması gerektiğini biliyor. Yani Türkiye Kupası birkaç gün önce Beşiktaş için çok uzak bir ihtimal gibi görünürken bu saatten sonra bence oldukça ulaşılabilir bir hedef gibi görünüyor. Elinden geldiğince delikle de yukarı çıkıp Avrupa Kupası'nı hedefleyerek, Avrupa Ligi'ni hedefleyerek oradan seneye için hazırlık yapacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle sana katılıyoruz. Bakalım neler bekliyor Beşiktaş'ı ve Fernando Santos'u ileriki günlerde göreceğiz. Ağzına sağlık, keyifli bir yayın oldu. Efendim transfer gündeminde de bizi senin takip etmeyi unutmayın. İçeriklerimiz devam edecek. Hareketli bir transfer dönemi bekliyor Süper Ligi ve Atlık geri diyelim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, destek vermeyi, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde videoda görüşünceye dek de hoşça kalın. Hoşça kalın.